أحسن. Selamun aleyküm erenler ve dahi erenlere gönül verenler. Hatta ve hatta erenlere gönül verenleri sevenler. Hiç olmazsa onlara laf ettirmeyenler. Kıymetli hazirun, değerli misafirler, muhterem hanımefendiler, beyefendiler. Aksaray'ımızın kitaba inanan, kitaba gönül veren aziz insanları. Hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum efendim. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu selamı May Mecra seyircisi yakından biliyor. Biz programlara böyle bir selamla başlıyoruz. Çünkü hani birisi bana sorsa, dese ki bu dünyada var olmaktan, dünyaya gelmekten gaye nedir diye sorsalar, derim ki şu selamın hakkını vermek. Çünkü bu selamla beraber her şey başlıyor ve her şey bitiyor aslında. Dünyaya ne için geldik? Kulluk yapmaya. Değil mi? Ayet-i Celle'de Cenab-ı Hak öyle diyor. Estağfirullah. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Kulluk ne? Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek. Doğru mu? Bence değil. Doğru ama eksik. Çünkü bu saydıklarım ibadet. Kulluk ibadetlerden ibaret bir şey değil. İbadetler de kulluğun içinde. Ama kulluk başka. Kulluk ne? Bir insanın yaptığı her şeyi Allah rızası için yapma çabası. Kulluk bu. Neye kadar? Yemek yemekten uyumaya kadar, evlenmekten çalışmaya kadar, çocuk yetiştirmekten işte bir konferansı dinlemeye gelmeye kadar, bir bardak su içmekten adım atmaya kadar, aklınıza gelen hayatın içindeki her bir şeyi insan Allah rızası niyetiyle yaparsa o yaptığı şey kulluğuna dahil olur. Bak bu adam çay getirdi. Dese ki misafire bir çay vereyim ayıp olmasın. Misafire bir çay vermiş olur. Bu kadar. Ama dese ki Allah rızası için hocama bir çay ikram edeyim. Bu çayı doldurmak ibadet, getirmek ibadet, masaya bırakmak ibadet haline geliyor. Anne çocuk büyütüyor. Şimdi hanım kardeşlerim çoğunlukta bir çocuk kolayla dünyaya gelmiyor, kolayla büyümüyor. Uykusuz geceler, ateşlenir, hastalanır, başında beklersin, karnını doyuracaksın, altını temizleyeceksin. Bir çocuğa bir anne bir ömür veriyor. Şimdi tutsa bir anne o çocuğu büyütürken dese ki ya Rabbi şu çocuk sana kul olsun, Habibine ümmet olsun, dostlarına dost olsun, ümmeti Muhammed'e hizmetkar olsun. Ben bu niyetle büyütüyorum dese, kalbindeki niyet bu olsa annenin, çocuğun hastalandığı zaman başında beklediği vakitler var ya, anneye ibadet sevabı kazandırır. Karnını doyurmak için hazırladığı yemek ibadet haline gelir. Çocuğuyla alakalı yaptığı her şey bir ibadet olur. Evi temizliyor anne. Evi temizlerken dese ki, ya ben Allah rızası için ailemin yuvasını temizleyeyim. Bak Allah rızası için. Sihirli ifade bu burada. Allah rızası için. Şimdi öbür türlü kalksa şu evi bir temizleyeyim dese, bir sürü yorulacak, bir ton da dırdır edecek. Aman bu da çorapları buraya bırakmış, şunu da atmayın diyorum, bunu da buraya atıyorlar, şunu da şöyle yapıyor. Hem kızacak, hem yorulacak, hem sevabı yok. Ama dese ki, mesela bir hadis-i şerif var. Resul-i Ekrem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, müminin dünyadaki cenneti evidir. Anne evi temizlerken dese ki, niyet ettim Allah rızası için cennetimizi temizlemeye. Kalbinden böyle bir niyet getirse, süpürgeyi çekti sevap, camı sildi sevap, dırdır etti sevap. Bak o da sevap.
Şimdi o da ne oldu? Bir ibadet haline dönüştü. Kulluk dediğimiz şey bu işte. Kulluk, insanın yaptığı her şeyi Allah rızası için yapması. Öğrenci okul okuyor. Dese ki, ya şu okulu bitireyim, diplomayı alayım da güzel bir yere kapağı atayım, iyi bir maaş alayım filan. Olur, alır. O maaşı da alır, o işi de bulur, tamam. Ama niyeti şu olsa, ya Rabbi, ben ümmeti Muhammed'e hizmet etmek için okuyorum. Ya da Fethi abice söyleyelim, Fethi Yamuhluoğlu öyle derdi. Mazlum Anadolu'nun, masum Anadolu'nun, mahzun Anadolu'nun insanlarına hizmetkar olmak için okuyorum dese, vizeler, finaller, okulda geçen zamanlar, ders çalıştığı vakitler, hepsi ibadet haline gelir. Bak ne oldu, o da ibadet oldu. Bir insan evlenirken dese ki, ya Rabbi, bu senin emrin, Habibinin sünnetidir, ben senin rızan için evleniyorum. Bak en çok sevap alacağı şey de bu. Çünkü evlilik uzun sürüyor, ölene kadar devam ediyor. Bir de sürekli sabrediyor karşısındaki, ne ya? O sabır da sevap olur, o evlilikle geçen günlerde, o da ibadet haline gelir. Daha basitini söyleyeyim. Şimdi buraya geliyorsunuz. Gelirken deseniz ki, ya gidelim bakalım, bir adam geliyormuş, ne anlatacak bir bakalım. Yorulmuş olursunuz, gelirsiniz, bir iki sohbet dinler gidersiniz, bu kadar. Ama deseniz ki, ya Serdar kardeşim geliyor, Allah rızası için gideyim de, bak Allah rızası için, gideyim de onun sohbetini bir dinleyeyim, attığınız adım sevap, şurada oturduğunuz vakit sevap. Bak bu da kulluğa dönüştü, ibadet haline geldi. Şöyle toparlayalım, bir insan bir ibadeti niyet etmeden yaparsa, o ibadet sıradan bir şey haline gelir, sevabı yoktur. Yani sabaha kadar niyet etmeden eğilse doğrulsa namaz kılsa sadece jimnastik yapmış olur, ibadet değil o. Ama aynı şekilde sıradan bir şeyi de Allah rızası için yaparsa o kulluğa dönüşür, ibadet haline gelir. Burada bir ölçü var. Helal dairedeki şeyler Allah rızası için yapılır. Ne demek? Yani gideyim Allah rızası için arkadaşlarla bir batak oynayayım, o Allah için oynanmaz. Ya gideyim de Allah rızası için şurada bir kavga edeyim, ya o da olmaz. Allah'ın yasakladığı şeyler Allah'ın rızası için yapılmaz. Ama helal dairedekilere niyet ettiğin anda, Allah rızası için dediğin anda iş değişir. Hatta bakın bir şey anlatayım size. Allah rızası diye niyet edince insan çok da eli güçlenir. Şeytan zayıflar, kalp güçlenir. Derler ki bir diyarda insanlar bir ağaca önce çaput bağlamaya başlamışlar. Hani yaparlar öyle. Sonra önünde dua etmeye başlamışlar falan. Artık abartmışlar. Ağaca tapıyorlar. Ben bir büyüğümle Fransa'ya gitmiştim. Paris'te. Eyfel Kulesi'nin civarındayız. Namaz vakti oldu. Namaz kılacak yer yok. Parkta namazı kılalım dedik. Bir ağaç var. Ağacı da kendimize sütre yaptık, önümüzden kimse geçmesin diye. Biz namazı kılarken bir Fransız teyze geldi, böyle bir madam, bizi seyrediyor böyle filan. Neyse namaz bitti. Arkadaş Fransızca bilen onunla konuştu. Gülerek yanımıza geldi. Ne oldu dedik. Teyze soruyormuş. Evladım siz hangi dindensiniz diyormuş. Ağaca tapan ilk defa görüyorum filan. Demiş ki biz ağaca tapmıyoruz. Biz Müslümanız da işte onu oraya almak lazım filan. Fakat bu anlattığım menkıbede insanlar ağaca tapmaya başlamışlar. O beldede salih bir oduncu varmış. Oduncu insanların böyle şirk koştuğunu görünce demiş ki Allah rızası için, Allah rızası için ben bu ağacı keseceğim. Baltayı kapmış, ağacı kesmeye doğru gidiyor. Karşısına birisi çıkmış. Nereye gidiyorsun? Ağacı keseceğim. Kestirmem demiş. Ne karışıyorsun kardeşim, keseceğim. Kestirmem. Keserdin, kestirmezdin. Kavgaya tutuşmuşlar. Epey bir kavga, cedelleşmişler. Oduncu adamın göğsüne oturmuş. Sen ne karışıyorsun demiş. Alttaki nefes nefese demiş ki dur demiş dur. Ben şeytanım demiş. Ben şeytanım, sana o ağacı kestirmeyeceğim.
Ben şeytanım deyince oduncu kızım hah demiş, vaktini buldum, baltayı kaldırmış, şeytanı öldürecek. Şeytan demiş ki sen bunu yapamazsın. Allah bana kıyamete kadar mühlet verdi. Hem beni öldürüp ne yapacaksın? Gel senle bir anlaşma yapalım. Oduncu iyice kızmış. Bir de bana anlaşma teklif ediyor filan, baltayı kaldır. Şeytan demiş ki ya dur bak bir dinle. Ne diyeceğim? Söyle bakalım. O ağacı keseceksin de kime ne fayda olacak demiş. Sen gel şöyle yap. Ağacı kesmekten vazgeç. Ben her gece sana bir altın vereyim. O altını da sen sabah kalkarsın fakir fukaraya yardım edersin. İhtiyaç sahibinin ihtiyacını görürsün filan. Oduncunun aklı gitmiş. Demiş ki doğru söylüyor. Bu ses çok yankı yapıyor ama çatıdan dolayı mı böyle yoksa reverb yok değil mi seste? Siz rahat duyabiliyor musunuz peki? Ben böyle kendimi pazarcı gibi hissediyorum. Domates, domates falan yankılı geliyor ses. Şimdi oduncu düşünmüş bakmış şeytan haklı. Demiş ki ağacı kessem kimseye bir faydası yok. Şu altınları alırım belki bir hayır yaparım filan. Anlaşmışlar şeytanla. Varmış gitmiş yatmış. Ertesi sabah kalkmış yastığın altına elini şöyle bir uzatmış bir altın. İyi alışveriş. İkinci gün bakmış yastığın altında bir altın. Yatıyor sabah bir tane altın buluyor. Üçüncü gün yatmış sabah kalkmış lan yok. Altın yok. Baltayı kapmış ben bu ağacı keserim demiş. Düşmüş ağacı kesmeye şeytan karşısına çıkmış. Nereye gidiyorsun? Kestirmem demiş. Kavgaya tutuşmuşlar. Şeytan oduncuyu aldığı gibi sermiş yere çıkmış göğsüne oturmuş. Oduncu nefes nefese. Demiş ki ya sen geçen gün ne kadar zayıftın. Oldu sana iki. Deyince şeytan aleyhillâne diyor ki geçen defa sen ağacı kesmeye Allah rızası için gidiyordun. Bu defa altınlar için gidiyorsun. Allah için gidersen ben zayıflarım. Nefsin için gidersen bak ben böyle olur. Şimdi Allah rızası. Bir insan yaptığı her şeyi Allah rızası için yaparsa işte o yaptığı şeyler bir ibadet haline geliyor, bir kulluk haline geliyor. Cenab-ı Mevla bize böyle bir hayatı nasip etsin. Şimdi böyle bir hayat nasıl ele geçer? Buradan buraya geldik. Sanki şu lazımdır. Bunu yaşayabilenlerle beraber olmak lazım. Bakın şimdi bir kitap fuarındayız. Birimiz gitsek, muhabbeti anlatan bir kitap alsak, okusak, muhabbetin ne olduğunu öğreniriz. Peki, muhabbetli bir insan olur muyuz? Olmayız. Bir şeyin bilgisi başkadır, kendisi başkadır. Yani yemek kitabı okuyunca insanın karnı doyuyor mu? Değil, illa bir sofraya oturması lazım. Biraz şey düşürelim de çok yüksek. İlle gidip bir sofraya oturması lazım. Bu da böyle. Kitap insana bir şeyin bilgisini verir ama kendisini vermez. Kendisini nereden bulacağız? O şeye sahip olandan aldırmış o. Muhabbetli bir insanla beraber olursa insan muhabbet sahibi olur. Sadık bir insanla beraber olursa sadakat sahibi olur. Evliya ile gezerse evliya olur, eşkıya ile gezerse eşkıya olur. İşte o baştaki ifade bunun için önemli. Erenleri sevenler. Erenleri sevenleri sevenler. Bak bir yerden onları sevmek lazım. Niye? Cenab-ı Hak ayeti cellede diyor ki Estaizu billah. Ya eyyühellezine amenuttegullaha ve kunu me'assadikin. Ey iman edenler Allah'tan korkun ve sadıklarla beraber olun. Sadıklar kim? Allah'ın dostları, evliyalar, erenler, eren, sadık, evliya hepsi aynı. Aramızda var mı erenlerden kimse? Bak eller kalkıyor. İsminiz mi Eren yoksa? O da güzel. Erenlere bir yerden benzemek lazım. Ya isminle benzeyeceksin, ya cisminle, ya kalbinle. Değil mi? Allah sizi isminizle müsemma etsin. Erenlere benzesin inşallah. Şimdi o sadıklardan olmak kolay bir şey değil. Allah-u Teala bunun için bize diyor ki sadıklarla beraber olun. Sadıklardan olun dese işimiz çok zordu.
Hazreti Ebu Bekir Efendimiz gibi olmamız lazımdı o zaman. Şah-ı Nakşibend Hazretleri gibi olmamız lazımdı. Abdülkadir Geylani Hazretleri gibi olmamız lazımdı. Ahmed er-Rufai Hazretleri gibi. Kolay bir şey mi bu? Değil, vallahi zor. Ben evliyaların biraz hayatlarını okumuş bir kardeşiniz olarak şunu söyleyeyim. Allah kimseyi evliya etmesin. Amin deme lan. Zordur. Zordur. Şimdi evliya deyince, evliya Allah'ın dostu demek, velayet sahibi demek. İki türlü velayet vardır. Bir velayeti amme, bir de velayeti hassa. Velayeti amme şu. Bir insan dese ki eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve habibuhu ve rasulü, o insan Allah'ın dostu olur. Evliya olur. Bak bu velayeti amme. Genel evliyalık. Bir de hususi velayet var. O işte Allah dostları İbrahim Ethem Hazretlerinin, efendim Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin, Abdülhalik Gücüvani Hazretlerinin, İmam-ı Rabbani Hazretlerinin ahvali. Velayeti hassa. Muzaffer Efendi Hazretleri, sahaflar şeyhi sohbet ediyor. Sohbetinde demiş ki, evladım dört sınıf evliya vardır, aman siz beşincisi olmayın. Diyorlar ki efendim nedir o dört sınıf evliya? Bir, velayetini Allah bilir, kendisine de bildirir ama kullarına bildirmez. Böyle Allah dostları vardır. Allah katında Allah'ın dostu olarak yazılıdır. Kendisi de bilir Allah'a dost olduğunu ama kullar bilmez. O da bizim gibi bir adam derler. Onu neresi evliya derler ya? Ondan evliya mı olur falan? Hiç kimse ona evliyalık, fakat evliyadır. İki, velayetini Allah bilir, kullara bildirir, kendisine bildirmez diyor. Böyleler de vardır. Elini açsa, dua etse Allah geri çevirmeyecek ama kendi evliyalığını bilmez. Kim bilir onu? İnsanlar fark ederler. Derler ki ya bu adam bir dua etse Allah bunun duasını geri çevirmez. Yüzüne bakarlar, Allah'ı hatırlarlar. Üstad öyle diyordu. O yüz her hattı tevhid kaleminden bir satır. O yüz ki göz deyince Allah'ı hatırlatır. Allah dostu kimdir? Yüzünü görünce Allah'ı hatırladığınız insandır Allah dostu. Ve sadece Allah dostları değil, bizim de boynumuza borçtur. Şimdi bakın, ben size bir soru sorayım, siz gözünüzün önüne getirin. En çok görüştüğünüz üç kişiyi getirin gözünüzün önüne. Herkes düşünsün bunu. En çok görüştüğü üç kişiyi. Bu üç kişiyi görünce aklınıza Allah geliyor mu? Peki bu üç kişiyle sohbet edince aklınıza Allah geliyor mu? Üç, bu üç kişiyle oturup kalkınca aklınıza Allah geliyor mu? Gelmiyorsa kendinize yeni bir üç kişi bulun. Çok önemlidir. Şimdi daha ağır bir soru. Soru şu. Sizinle görüşen üç kişi sizi görünce Allah'ı hatırlıyor mu? Sohbetinizi duyunca Allah'ı hatırlıyor mu? Halinize bakınca Allah'ı hatırlıyor mu? Değilse kendinizi değiştir. Üç kişiyi değiştirmek kolay. Aksaray'da 3000 tane farklı üç kişi buluruz. Değişik kombinasyonlar. Ama kendini değiştirmek işte o zor. İşte Allah, ben bu konuda biraz şanslıyım size göre. Hani beni görünce insanlar Allah'ı hatırlıyor mu bilmiyorum ama en azından Allah'ın bir emrini hatırlıyorlar. Neyi hatırlıyor? Orucu hatırlıyorlar. Tabii. Topkapı Sarayı'nda 7 sene iftar programı sunmuşum ben. 210 gün sarayda benim kadar yaşamayan Osmanlı padişahları var. En son saraya mektup geliyordu. Serdar Tuncer Topkapı Sarayı İstanbul yazmış adam. Mektubu getiriyorlardı yani öyle. Yıl içinde programa konuk olduğum vakit arkadaşımın çocuğu demiş ki beni görünce. Senenin ortası beni görmüş televizyonda. Baba yarın oruç mu tutacağız demiş. Oğlum nereden çıkarttın filan. Baksana Oruç amca çıktı diyor. Oruç amca çıktı. Şimdi bir ibadeti hatırlatıyoruz en azından. Bir yerden başlamışız. Dua edin. Kendinize de bana da biz yüzü görülünce Allah'ın hatırlandığı kimselerden olalım inşallah. Muzaffer Efendi devam ediyor. Üçüncü sınıf evliya şudur diyor. Velayetini Allah bilir, ne kendine bildirir ne de kullarına bildirir diyor. Bir tek Allah bilir onu. İnsanlar da onun evliya olduğunu bilmezler, kendisi de evliyalardan olduğunu bilmez. Dört, velayetini Allah bilir, kendine de bildirir, kullarına da bildirirdi. Böyle zatlar da vardır. Bunlar yeraltı dünyasının baba isimleri. Bunlar çok kıymetli.
Kullar da biliyor, kendisi de biliyor. Aradan asırlar geçiyor. Hala Allah dostu diye yad ediliyor. Bunlar da öyle. Muzaffer Efendi böyle sayınca birisi soruyor, diyor ki efendim beşincisi olmayın demiştiniz. O beşinci sınıf evliya hangisi? Ha diyor evladım, o şudur. Velayetini ne Allah bilir ne kulları bilir. Bir tek kendisi bilir diyor. Allah böylelerden olmaktan muhafaza buyursun. Çünkü insan ben kötüyüm dedikçe iyilerden olmaya başlar. Ben kötüyüm dedikçe iyilerden olur. Ben iyiyim dedikçe de kötülerden olur. Ne demek bu? Ayşe annemize soruyorlar radıyallahu anha. Diyorlar ki ey müminlerin annesi, iyilerden olduğumuzu nasıl bileceğiz? Ha, insan merak ediyor değil mi? Allah katında acaba benim durumum nedir? İyilerden olduğumuzu nasıl anlarız diyorlar. Ayşe annemiz diyor ki, iyilerden olduğunuz zaman kendinizi kötülerden zannedersiniz. Yani bir insan ben bulamadım, bilemedim, benden olmaz, ben yapamıyorum, yahu bu işi biz yapamadık, bizden derviş olmaz filan. Böyle diyorsa o olmaya başlamış demektir. Ama oturdu böyle soruyorlar sorunun devamında, kötülerden olduğumuzu nasıl biliriz? Kendinizi iyilerden zannedersiniz diyor. Anlatabiliyor muyum? Ya gelsinler de benden bir Müslümanlık görsünler canım falan diyorsa bak o kötülerden. Ben ikisinde siz de rastlamışsınızdır, görüyoruz. Bazı insanlar var, abdest yok, namaz yok, Allah'ın emirlerine riayet yok filan, günahların bir kısmı da var falan, ama oturup konuşsan o en iyi Müslüman onlar. Rahmetli dedem de hafızdı hocam, babaannem de umreye gitmiş hocam. Sende ne var? Bende bir şey yok ama biz iyiyiz, kalbimiz temiz diyor. Bak kendini iyilerden biliyor. Öbür tarafta da gencecik çocuklar görüyorum. 18 yaşında derviş baba. Ne haber kardeş diyorum. Şimdi bu ne haber dediğim çocuk şöyle bir çocuk. 5 vakit namazını kılıyor. Hatme-i Hacegan yapıyor günlük. Evrad-ı Eskarını çekiyor. Akşam namazından sonra Evvabin kılıyor. Kalkabildiği geceler teheccüd kılıyor. Ümmeti Muhammed deyip hizmete koşturuyor deli gibi. Bu çocuğa soruyorum. Ne haber kurban? Abi perişanız, bizden adam olmaz diyor. Bak bu da kendini kötülerden biliyor. Şimdi soru şu, kritik soru şu. İnsan ne olursa kendini kötülerden bilmeye başlar? Cevap veriyorum. İyilerle beraber olursa. İnsan iyilerle beraber olunca onlara bakar der ki ben onlara benzemiyorum ya. Ben kötüyüm. Benim namazım onların namazı gibi değil. Benim kulluğum kulluk değil. Onlar çok güzel yaşıyorlar der. Yoksa kötülerle beraber olursa kendini iyilerden zanneder. Yani şöyle düşünün, bir misal verelim. Cumaları kılan bir adam olsa, sadece cumaları kılıyor. Cumadan cumaya. Sağlam kılıyor cumayı. Bir de bu adamın arkadaşları var. Onlar cumaya da gitmiyor. Hepten bey namaz. Bu adam cumaları kılan, hiç namaz kılmayanların arasında evliya gibi dolaşır. Ey tülen açılın bakayım ben geldim oğlum. Sizin Müslümanlığınızdan ne olacak falan. Değil mi? Onlara bakar, onlarla kendini kıyaslar. Ben bayağı bir Allah'a yakın bir adamım ya, cuma kılıyorum der. Peki, 5 vakit namaz kılan birisi, teheccüdünü kaçırmayan birisinin yanına varsa ne düşünür? Ya bizim ibadetimizden ne olacak? Bak adam sabahlara kadar namaz kılıyor, biz 5 vakti zor kılıyoruz. Kendini kötülerden bilmeye başlar. Bu bilmeyle beraber iyiye doğru bir yol gider. Tavus kuşu gibi diyorlar. O çok hoşuma gider o misal benim. Tavus kuşu görenimiz vardır. Kanatları çok güzel malum. Cenab-ı Mevla o kadar güzel yaratmış ki. Fevkalade güzel kanatları var. Ayakları çirkin. Çarpık biraz, kara. Tavus kuşu kendisinin çok çirkin olduğunu zannedermiş. Niye biliyor musunuz? Sürekli ayaklarına bakıyor ya. Nazar ber kadem. Sürekli ayaklarına bakıyor. Ayakta çirkin, ben ne kadar çirkinim dermiş. Müslüman diyor tavus kuşu gibi olacak. O kendi çirkinliğini seyredecek. Allah onun güzelliğini insanlara seyrettirecek. Rahmetli Tuğrul Efendi öyle derdi. Müslümanlık ince insanlık, dervişlik ince Müslümanlıktır. Böyle olmak borcundayız. Tavus kuşu gibi olmak borcundayız. İşte bu da Allah dostlarıyla düşe kalka olur. Diyeceksiniz ki
Biz nereden bulacağız o Allah dostlarını? Ben bilmem. Bir yerden bulun. Ama hiçbir şey olmasa, bakın şu bir artıdır. Allah dostlarının hayatlarını okumak, sohbetlerini okumak, menakıbını okumak insanı güzelleştirir. İnsanı muhabbet sahibi yapar. Şimdi biz bakıyoruz da kendi halimize, biz fena Müslümanlar değiliz diyoruz. Onların hassas çizgide yaşadığı İslam'ı görünce insan kendi Müslümanlığından utanıyor. Diyor ki bizim halimiz ne olacak? Şimdi bak mesela İbrahim Ethem diye bir zat var. Malum. Kudüs'e sırru. Allah derecatını âli eylesin. Bizi şefaatine nail etsin. İbrahim Ethem Hazretleri Belh şehrinin padişahıymış. Sarayında gece yatıyor. Damda bir takırtı duymuş. Tak 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 bir ayak sesi. Allah Allah diyor ya. Sarayın damına kimse çıkmaz ama bu neyin nesi? Şöyle bir camı açmış bakmış damda biri var. Hey diyor ne arıyorsun sarayın damında? Develerimi kaybettim diyor onları arıyorum efendim. Ya değil mi kaybettiğin deveyi sarayın damında mı arıyorsun? Ah demiş İbrahim Ethem sen tacın tahtın içinde Allah arıyorsun da garip değil. Ben damda deve arayınca mı garibine geldi? İşte ondan sonra ulan ne oluyor demiş. Bir soru işareti düşmüş kalbine. Sonra adamlarıyla beraber ava gitmişler. Sonraki günlerden birinde avda bir ceylanın peşine düşmüş. Ceylanı yakalamış bir yerde. Sadağından bir ok çekmiş. Yayını germiş. Tam atacak. Ceylan lisanı halle seslenmiş İbrahim Ethem'e. Ma hulikte lihâzâ. Seni bunun için yaratmadılar diyor. Bunu duyunca elinden ok ve yay düşmüş. Padişahlık kıyafetini bir çobana giydirmiş. Çobanın kıyafetini kendisi almış. 40 sene ilim tahsil etmiş, dervişlik yapmış, ibadet, taatle meşgul olmuş. Ondan sonra bildiğimiz İbrahim Ethem Hazretleri olmuş. Gönül padişahı olmuş. Padişahlığı bıraktı. İşte o İbrahim Ethem Hazretlerine bir soru sormuşlar. Soruya cevap verememiş. Onun cevap veremediği soruya buradaki en küçük kardeşim bile cevap verir. Soru şu. Demişler ki kimin kulusun? Çok basit değil mi? Kimin kulusun? Allah'ın kuluyum. Bu kadar kolay. İbrahim Ethem'e soruyorlar. Cevap verememiş. Titremeye başlamış, ağlamaya başlamış. Yere düşmüş, bayılmış. Ayılınca birisi gidiyor diyor ki ne oldu efendim? Bir soru sordular da cevap veremedim diyor. Ne sordular? Kimin kulusun dediler diyor. Diyemediniz mi Allah'ın kuluyum diye? Diyemedim. Niye diyemediniz? Desem ki Allah'ın kuluyum, Allah'a hakkıyla kulluk edemiyorum. Yalancı olmaktan korktum. Değilim desem Allah'tan başka kulluk edecek kimse yok. İmanımdan olmaktan korktum. Cevap veremedim diyor. Şimdi veliler böyle hassas bir çizgide yaşıyorlar bu dini. Bize kolay gelen onlara zor. Bir Allah dostu evladına nasihat ediyor. Diyor ki yavrum sana soran olursa Allah'ı seviyor musun diye sakın cevap verme sus diyor. Niye babacığım? Seviyorum desen sende sevenlerin hali yok diyor. Yalancılardan olursun. Sevenlerin hali yok ne demek? En basiti. Allah'ı seven geceleri uyuyamazmış. Hiç uyumazmış. Hubb-ı hakkı kim ki dava eyledi giyiceler uyursa yalan söyledi. Allah aşıkları gece uyumaz. Seher vakitlerinde uyuyamazlar. Şimdi diyor ki seviyorum desen sende sevenlerin hali yok. Sevmiyorum desen Allah korusun imanın gider. En iyisi sus diyor cevap verme. Böyle şimdi. Onların hali böyle. Mesela bir soru sorsam desem ki aramızda kibirli kimse var mı? Yoktur değil mi? Hiç kimse elini kaldırıp da ben kibirliyim hocam demez. Diyorsa o da kibirdir zaten. Elhamdülillah. Hepimiz mütevazıyız. Peki Allah dostlarının tevazu tarifini söyleyeyim size. Tevazuyu şöyle tarif ediyor. Sonra bir daha sorayım aramızda tevazu sahibi var mı diye. Diyor ki tevazu sabah evden çıktın akşam eve dönene kadar ne yapıyorsunuz lan? Karşılaştığın herkesi kendinden daha iyi bilmendir. Tevazu buymuş. Sabah evden çıktın akşam eve dönüyorsun karşılaştığın herkes için diyorsun ki bu benden iyidir. Bunu yapabilen var mı aramızda? Sarhoşunu, berduşunu, serkeşini, ayyaşını, üçkağıtçısını, günahkarını göreceksin ve diyeceksin ki bunlar benden iyidir. Bunu diyemiyorsan sende tevazu yoktur diyor. Bak Allah dostlarının ölçüsü, derin ölçü. Bir Allah dostu bir gün
yaz, güneş tepede böyle kavurucu bir sıcak, bir arkadaşıyla beraber yürüyorlar. Bir evin önünden geçiyorlar. Evin gölgesi de yola düşmüş, biraz gölge olmuş. O Allah dostunun arkadaşı, efendim gölgeden yürüyelim diyor. Mübarek istemiyor, güneşten yürüyor. Efendim gölgeden, hayır güneşten. Güneşten yürüyor. Arkadaşı diyor ki, hazır burada bir evin gölgesi vardı, niye burada bari gölgeden yürümedik? Cevap, o evin sahibinin haberi olmadan evin gölgesinde yürümek kul hakkıdır diyor. Olmaz diyor. Onlarda ölçüler bu kadar hassas, bu kadar ince işte. İşte insan onlarla beraber olursa, onların hayatını okursa, şu ölçülere sahip insanlara bakarsa, onlara benzemeye çalışır. Onlara benzemeye çalışmak da güzelleşmektir. O zaman şöyle diyelim, Allah bizi sevdiklerine sevdirsin, sevdiklerini de bize sevdirsin. Amin deyin. Zaten Cenab-ı Hak bir kulunu sevdi mi onu sevdikleriyle buluştururmuş. Mesela insan merak ediyor ya, acaba Allah beni seviyor mu? Bak size bir ölçü. Eğer Allah sizi sevdikleriyle tanıştırıyorsa, buluşturuyorsa sizi seviyor demektir. Böyle dua edin Cenab-ı Hakk'a. Ya Rabbi beni sevdiklerine sevdir. Sevdiklerini de bana sevdir. Niye? Ahirette onlarla beraber olacağız. Hadis-i şerif. El mer'u me'amene habbe. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Kimi seviyorsan onunla beraber olacaksın. Ne kadar güzel bir müjde değil mi? Hazreti Mevlana'yı çok seviyorum. Abdülkadir Geylani Efendimiz'i çok seviyorum. Şah-ı Nakşibend Hazretlerini çok seviyorum. O zaman ahirette onlarla beraber olacağım. Bu çok büyük bir müjde. Ama aynı zamanda da bir tehdit, bir ikaz var burada. Ya başkalarını seviyorsak? Justin Bieber'la cayır cayır yanmak da var işin ucunda. Yani. Niye? Seviyordun yani. İşte onun için, peki insan da çoğu zaman kimi sevdiğini bilmez. Onun da ölçüsünü vermişler. Diyor ki, uyumadan evvel en son aklına ne geliyorsa ya da kim geliyorsa o senin en çok sevdiğindir. Tam kafayı yastığa koydun, aklına kim geliyor ya da ne geliyor. Bazısı şöyle yapar mesela, başını yastığa koyar, Fenerbahçe'nin 11'ini kurar. 9 seneden sonra belki bu sene Hacı İsmail'i de aldık, Allah da yardım eder filan. Fener 11'ini kuruyor. Bak çok seviyor Fenerbahçe o. Muhtemelen o şöyle yapacak Azrail Aleyhisselam'ı görünce. Lay 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 lay. Niye? Çok insan en çok neyi seviyorsa son nefeste dudağından onu çıkarmış. Bazısı başını yastığa koyar, mürşidini düşünür. Bir Allah dostu gelir gözlerinin önüne. Ona müritlik edemediğini hatırlar. Mahcup olur, mahzun olur. Ya Rabbi beni onlara layık evlat eyle diye niyaz eder. Bak o onu seviyor. Bazısı başını yastığa koyar. Dolar şu kadar oldu, euro buraya gitti, parite şurada, şu kadar şöyle, bu kadar böyle. Muhasebe. Bazısı onu yapar. Herkesin vardır farklı farklı, ben bilmem, kendinize bir sorun. En son uyurken aklınızda ne varsa sizin sevgiliniz odur. Yetti mi? Yetmez. Sabah kalkar kalkmaz kalbinize ilk ne düşüyorsa gene sizin sevdiğiniz odur. Bir ölçü daha. En çok neyin lafını ediyorsanız sizin en çok sevdiğiniz odur. Kişi sevdiğini anar, andığını sever. Rabiatül Adeviye Hazretlerinin zamanı, bir adam çarşıda kızıyormuş dünyaya. Mel'un dünya, hain dünya, yalan dünya, şöyle dünya, böyle dünya, bak kızıyor. Hazreti Rabia bakmış demiş ki, dünyayı ne çok seviyorsun be adam. Seviyorum olur mu demiş, bak kızıyorum ona. Sevmeseydin lafını etmezdin diyor. İnsan sevdiğinin lafını eder, lafını ettiği şeyi de sever. Şimdi hadis-i şerifi bir daha hatırlayalım. El mer'u me'amene habbe. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Kimi seviyoruz? Ve kimi sevmemiz lazım? İşte onun için bu dua kıymetli bir duadır. Allah bize sevdiklerini sevdirsin, sevdiklerine de bizi sevdirsin. Nereden bulacağız Allah'ın sevdiklerini? Şöyle bulacağız. İnsan dert edecek. Kalbinde buna dair bir dert olacak.
Gece herkes uyurken kalkacak, diyecek ki ya Rabbi şu sevdiklerinle beni bir buluştur. O böyle dert ederse Allah onu onlarla buluşturur. Şimdi bu sıra biraz böyle evrenin hikayesi, dünya, kozmoloji, astronomi filan, bunlara merak saldım. Bakıyorum, ya kurban olayım, bu Allah Cenab-ı Hak Azze ve Celle her şeyi ne kadar güzel yaratmış ya. Bir ayet-i celle var, diyor ki estağfirullah, ellezine yetkurun Allah'a kıyamen meguden ve ala cunubihim ve yetefekkeruna fi halqis semavati vel ardi rabbena ma halaqta hada batila. Onlar yürürken, otururken, yanları üzere uzanırken yerlerin ve göğün yaratılışını tefekkür ederler ve derler ki ya Rabbi sen hiçbir şeyi boşu boşuna yaratmadın. Şimdi bunu ayetten bilince tamam da, ya bir baktım bu sıra o meşgul olduğum şeylerle, aman ya Rabbi. Şimdi diyoruz ki bak, dünya, bir dünya var, bir de güneş var, bir tane de ay dede var filan. Dünya insanların yaşamasına elverişli gezegen. Dünyadan başka bir yerde muhtemelen hayat yok. Bak çünkü burada su var, oksijen var filan. 14.6 milyar yıl önce. 14,6 milyar yıl önce diyor ki kainat gaz ve toz bulutu. Sonra onlar yoğunlaştı. Kütle çekim gücüyle bir araya geldi. Dağıldılar, galaksiler, evrenler oluştu. Dünya bir atoş topu halinde fırıl fırıl dönüyor. Bundan 10 milyar yıl sonra, yani şimdiden 4.6 milyar yıl önce Theia isminde bir gezegen geldi ve ateş topu halindeki dünyaya çarptı. Çarpmasıyla beraber dünyanın ekseni eğildi. O parçalardan birisi ayrıldı ve gitti, ayı oluşturdu. Ayın çekim gücüyle beraber dünya, güneş ve ay arasında bir iletişim oluştu. Eksen eğikliğinden dolayı mevsimler oluştu. Kuzey kutbu, güney kutbu. Su kütleleri çıktı geldi ve mağmanın derinliklerine kadar indi. Sonra eksen, güneş döndükçe onlar meydana çıktı. Aman ya Rabbi. Yani o Theia kalkıp gelip de bizim dünyayı ufaktan tıkılayıvermese, dünyada mevsim diye bir şey olmayacak, su diye bir şey olmayacak, oksijen diye bir şey olmayacak, hayat diye bir şey olmayacak. Geldi ve çarptı. Hadi ateistler bunu da açıklasın. Şimdi böyle bir şey, bütün bunları böyle yapan kudret, gelirken gördüm onu da, Güney Kutbu'nda, Antarktika'da, Kiril diyor. Şimdi o buz kütleleri var ya, görüyorsunuz kutup noktalarında. Buz kütleleri üstten bakıyoruz, dümdüz bir şey. Aşağı doğru onlar böyle iniyor. İndiği yerde baharla beraber onun içindeki yosunlar aşağı doğru büyümeye başlıyor. Güneş vurunca aşağı doğru denizin altından çekim yapmışlar. Çayır Antarktika'nın altı, buz kütlelerinin altı yeşillik haline geliyor. Küçücük organizmalar gelip o yeşillikleri yiyorlar. Yiyip büyüyorlar. Bunların o mevsimde büyüyeceğini bilen penguenler, fok balıkları ve balinalar 5000 kilometre öteden geliyorlar. Onları topluyorlar ve yiyorlar filan. Ya şimdi bütün bu sistemi bu şekilde kuran Allah, bir kulu gecenin bir yarısı kalksa ve dese ki ya Rabbi beni dostlarınla buluştur, sevdiklerini bana sevdir, ona bir bahane yaratmaz mı? Ona bir şey ihsan etmez mi? Bir sebep lütfetmez mi? Eder. Yeter ki insanın derdi olsun. Yeter ki insanın kul olmak gibi bir derdi olsun. Allah-u Teala derdinizi artırsın inşallah. Allah derdine düşürsün hepimizi. O derdi de artırıp bize derman etsin. Derman arardım derdime, derdim bana derman etmiş. Mevzu böyle. Çok konuştum, böyle selamlama faslını bu şekilde bitirdikten sonra yavaş yavaş söyleşimize başlayabiliriz. Selamlama bitmiştir. Biraz daha vaktim var. Şimdi ben buraya kadar gelsem ve bir şiir okumadan gitsem siz bana kızarsınız biraz, değil mi? Hocam bırak bu sohbetleri filan, sen iki şiir oku bize de telefona kaydedelim. Bakışlar öyle, fark ediyorum. Tamam, siz hariç. Var mı peki istediğiniz bir şiir, onu okuyayım. Sakıya.
İnşallah tamamı. Bilal nerede? Bilal telefon nerede diyeceğim de önce Bilal'i bulmam lazım. Telefondan açayım ki takıldığım yer olmasın. O güzel bir şiir. Ben okuyayım. Rabıtalı dinleyebilen de rabıtalı dinlesin. Sakıya himmet kıl kadehlerine, aşkın şarabını koy aşıkların. Dert bir kez geçince derman yerine, kâr etmez haline çay aşıklar. Belayı tatmışlar bir bakışından, ta eleste çıkmış o kılıç kından, dünyaya gelirken ağlayışından anla meramını oy aşıklar. Nefehtü sırrından bir işaret ver, küntü kenze gözlerinden yol gider. Nazarın ok olur, o demde gözler, canına kasteden yay aşıklar. Senin adın olmuş zikri evradı, kalmamış rızandan başka muradı. Bilmez kölelikte bulduğu tadı, sultan, ağa, paşa, bey aşıkların. Elinden bir yudum badeyi içen müptelan oluyor. Sen diyor, hep sen, dizinin dibinden uzakta geçen gününü bir asra say aşıklar. Uzak dursa olmaz, yaklaşsa olmaz, hiç dolmasa olmaz, az taşsa olmaz, çöle düşse olmaz, dağ aşsa olmaz, her şey bir garip şey aşıklar. Matlup sensin, talep sensin, talip sen, gülümsersin bizi bizden alıp sen. Oyun senin, her durumda galip sen, acırım haline vay aşıklar. Gülüşünde saklı elvedud şanı, bir şan ki zapt etmiş iki cihanı. Sen bir gül, ah demez vallahi canı, yanmaz derisini soy aşıkların. Sevgilinin sevdiğine sevgili, olmadan bilinmez sevginin dili. Belki bu sebepten aşkın menzili, nefes aldıkları köy aşıklar. Her şeyi var eden birin hatırına, alemlere rahmet erin hatırına, bakiye kul olan yarın hatırına, duy bu feryadını, duy aşıklar. Kül eder bu feryat can ile teni, sussam da duyarsın gerçi sen beni, kimi senden ister, kimi de seni, saki bizim olsun mey aşıklar. Aşk olsun ya. Böyle o kadar konuştum, o kadar güzel şeyler anlattım size. Bir tane alkış olmadı, bir şiir okudum. Ben ne bu sohbet işlerine bırakıp şiir mi okuyayım sadece ya? Var mı başka istediğiniz şiir? Bir tane daha okuyorum. Yok öyle çok alkış da olmasın. Benim bir artist tarafım var, alkış olmayınca huzursuz oluyor. Bir de derviş tarafım var, alkış çok olursa mahcup oluyor. Yani artist huzursuz olacak diye dervişi mahcup etmeyin. Derviş mahcup olacak diye de artisti huzursuz etmeyin. Başka bir şiir daha okuyalım haydi. Var mı istediğiniz? Orada bir el kalkıyor öte arkada. Anla zor be. Anla. Tarık Tufan okusun onu. Aleyküm selam. Konya'da mı bugün? Eyvallah. Anla olur mu siz? Kurbanım ağladım. Bugün havam yerinde kendi şiirlerimi okuyacağım. Öyle Tarık Tufan'dan filan şiir okuyamam. Ezberimde olanlardan seçmeye çalışıyorum. Ağladımı ve kurbanımı okuyalım, o ikisiyle bitirelim inşallah. Hangisini alkışladınız? Ağladım mı alkışladınız, kurbanım? Ağladım, güzel şiir oldu ya. Değil mi? Eyvallah. Aklıma düştü gözlerin, boynumu büktüm ağladım. Elveda dediğin yerin
yanına çöktüm ağladım. Oturduk sanki göz göze, hayalinle ben diz dize, iki çay söyledin bize, bir tütün yaktım ağladım. Ateştin, bardaktın, çaydın, olmazdım bunca olsaydın, yalnızdım ve yanımdaydın, sanma ki tektim ağladım. Cihanda sensizlik kadar ne bir dert ne de çile var, sensizlikte sen vardın yar, ben de yoktum ağladım. Anılar gezdi kanımda, seni aradım yanımda, tesbih gibi her anımda hasreti çektim ağladım. Ayrılık ne yaman şeymiş, her seven boyun eğmiş, gözden yaş dökmek de neymiş, gözümü döktüm ağladım. İçim garip, gönlüm darda, gözlerim karşı duvarda, ben her akşam aynalarda yüzüne baktım ağladım. Sırrına erince hiçin, ben sen oldum bittin için, yanağına değmek için gözümden aktım ağladım. Bir de kurbanımı okuyalım, onunla da bitirelim, olur mu? Kurbanımı okurken bana bir dua eder misiniz rica etsem? Yani şöyle, o şiirin sözleri Allah dostlarının sohbetleri. Ya onların söylediklerini almışız bir şiir haline getirmişiz. Bazen kendi kendime diyorum ki, ya Rabbi şu şiiri yazan şair olacağıma, şu şiirin iki mısrasını yaşayabilen bir adam olsaydım keşke diyorum. Ben okurken siz bana böyle dua eder misiniz? Ya Rabbi bu şair kardeşime şiirini yaşamayı nasip et deyin. Olur mu? Belki Aksaraylı'nın birinin amin demesini bekliyordur. Vallahi olursam ahirette sizi de hatırlarım. Bak. O bizim Aksaraylılar vardı, nerede kaldı onlar falan diye mahşerde ararım sizi. Burada buluşuruz. Tabii. Ya da siz gelir beni bulursunuz. Bir bakmışsınız Kevser Irmağı'nın kenarı, Şah-ı Nakşibend Efendimiz, Abdülkadir Geylani Hazretleri, Abdülhalik Gücdüvani Hazretleri, Gavs-ı Sani Hazretleri, ben oturmuşuz sohbet ediyoruz. Tabii. Ama bak niye kendini katıyorsun da beni katmıyorsun demeyin. Çünkü diyorum ki bir bakıyorsunuz. Bir bakıyorsanız siz de oradasınız demek. Orada değilseniz nasıl bakacaksınız? İnşallah. Cenab-ı Mevla ümmet-i Muhammed'e merhamet etsin. İşimiz de kolay değil, onu da söyleyeyim ha. Onu da söyleyeyim. Bu çağın Müslümanlarının işi zordur. Bak bir gün hepimiz öleceğiz. Toprağın altına girince gelip soracaklar. Men rabbuke? Ma dinuke? Men nebiyuke? Rabbin kim? Dinin ne? Peygamberin kim? Sorular başlayacak böyle yukarıdan aşağı. Peşinden diyecekler ki hayatını nerede harcadın? Malını nereden kazandın? Neye harcadın? Namazda ne yaptın? Soracaklar tek tek. Bir şey daha sorarlarsa ben çok korkuyorum onu sorarlarsa. Belki şunu da sorarlar. Derler ki sen öyle bir çağda yaşadın. Senin Müslüman kardeşlerin vardı. Kudüs'telerdi, Gazze'delerdi, zulüm altındalardı, bombalar atılıyordu. Sen onlar için ne yaptın? Bak şu soruyu sorarlarsa hepimiz hapı yuttuk, ben size söyleyeyim. Ya Rabbi namaz kıldım, ya oruç tuttum, şunu kardeşlerin için ne yaptın? Bu çağın Müslümanının en çetin sorusudur. Cevap vermekte en çok zorlanacağımız soru budur. Çünkü ayet-i celle diyor ki innemel mu'minune ihvetun. Muhakkak ki inananlar kardeştir. Yani Gazze'nin çocuklarıyla Aksaray'ın çocukları kardeş. Ve kardeşliği şöyle tarif ediyor Allah Resulü. Müminler bir vücudun azaları gibidir diyor. Birine bir şey olursa öbürünün de canı yanar. Bir adamın kolu kesilse başı rahat eder mi? Kalbi rahat eder mi? Vücudun azası olmak o demek. Allah muhafaza. Onlar için hiçbir şey yapamıyoruz. Elimizden gelmiyor. Ama size bir şey söyleyeyim.
Allah Resulü diyor ya, bir haksızlık gördüğünüzde onu elinizle düzeltin. Şimdi elimizle düzeltecek durumda değiliz. Değiliz. Dilinizle düzeltin. Bu dille düzeltmeye sosyal medya kullanımı dahil, şurada bir sohbet dahil, bir araya geldiğimizdeki konuşmalarımız dahil, buna gayret edelim. Ama hiçbir şey yapamıyorsak kalbinizle buğz edin diyor. İmanın en zayıfıdır ama bu da imandandır. Kalbinizle buğz edin. Kalbinizde bir ses şu zamanlarda şöyle desin: Ya Rabbi, Kudüs'ün çocuklarını muzaffer eyle. Kalbinizde bir ses yanı sıra şöyle desin: Ya Rabbi, terörist İsrail'i kahre perişan eyle. Bunu da desin. Bu ikisi bir arada olursa belki o gün o cevabı vermek biraz kolaylaşır. Belki. Kesin değil ama belki. Allah onların yardımcısı olsun. Yar adıyla başlayayım sözüme. Gülsüz bağda bülbül ötmez kurbanım. Sözü önce söyleyeyim özüme, yoksa kalpten kalbe gitmez kurbanım. Sen senin olmazsan tüm dertler biter. Varını yoğunu mürşidine ver. Ustanın elinde kütük ol yeter. Teslim olan zarar etmez kurbanım. Güvenme kendine ben oldum diye. Pişenler hamum der, bir düşün niye. Tövbe lazım ettiğimiz tövbeye. Bir tövbeyle bu iş bitmez kurbanım. İltifat beklemek, kırılmak nedir? O kapıdan kovsa sen bacadan gir. Ha sevmiş, ha dövmüş, ikisi de bir. Sevmese kaşını çatmaz kurban. Hizmet yoksa himmet olmaz, bu kesin. Hem hizmet nimettir, böyle bilesin. Gayret et, gönle gir. Benimdir desin, sultan kölesini atmaz kurban. Yap dediğini yap emrine göre, bu iş bensiz olmaz deme boş yere. O eli tutmuşsa insan bir kere, nefsine hesaba katmaz kurban. Çalış nasibini al dünyadan yana, ama sanma dünya yar olur sana. Ahiret parası lazım insana. Güneş hep batıdan batmaz kurban. Günahtı, sevaptı, bunlar boş hesap. Her neyi yaparsan Allah için yap. Avamın işidir bu hesap kitap. Aşıklar kar zarar gütmez kurban. Dua kabul, niye sıddıkın ahı? Ne dedi Hızır'a Nakşibend Şahı? Hatırla, idrak et, anla bu rahı. Ben sadığım demek yetmez kurbanım. Sadakat ne derse beli demekmiş. Onsuz doğrulara eğri demekmiş. Sadakat sıddıkın bağrı demekmiş. Ciğer yanar, duman tutmaz kurbanım. Er olmak isteyen serinden geçer, bir saki elinden vadeyi içer. Seç deseler yarın zehrini seçer, ayarın balını tatmaz kurbanım. Sözün özü, derdi minnet bil cana, yâre can ver ki can yar olsun sana. Serdar isen serini koy meydana, kurbanlara bıçak tutmaz kurban. Eyvallah. Efendim, sizlerle bizleri bir araya getiren Aksaray Belediye'mize, Sayın Başkan'ın şahsında, buraların hazırlanması için emek veren dostların şahsında her birine tek tek teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sonrasında teşrifiniz için, dinleme nezaketiniz için, tahammülünüz için, bundan sonra kulluğu bir dert gibi içinizde büyüteceğiniz için, kıldığınız ilk namazdan sonra bana dua edeceğiniz için, bir fotoğraf çektirebilir miyim hocam demeyeceğiniz için, size teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Allah'a emanet olunuz efendim. Eyvallah. Efendim, biz de çok teşekkür ederiz. Bir hediye takdimimiz olacak. Hediyelerini takdim etmek üzere Aksaray Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Fatih Yoldaş Beyefendi'yi sahneye davet ediyorum.